Dünya İslam Sağlık Birliği adına şimdi barış diyoruz ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin'in tanınması için çağrı yapıyoruz. Aralarında Türk sağlık personelinin de bulunduğu çok sayıda insan yardım kuruluşu şu an dünya çapında sahadayken hala abluka altında, bombardıman altında Mısır'dan Filistin'e girmeyi bekliyor. Barış değil, sadece barış diyerek, geçiştirerek aslında bizi ateşkesle oyalıyorlar. Biz tam bir barış istiyoruz. Dünya İslam Sağlık Birliği olarak daha fazla tıp doktoru ve sağlık ekipmanı göndermeye ve Gazze'nin yeniden inşasına her noktada devletimizle hazırız. Dünya İslam Sağlık Birliği şunu soruyor. Birisinin nihayet bu çılgınlığa karşı konuşması ve daha fazla silah yerine itidal çağrısı yapması için ne kadar kişinin, ne kadar masumun ölmesi gerekiyor? 50 bin mi? 100 bin mi? 1 milyon mu? Daha ne kadar fazla? Yeterince Filistin'de ölmedi mi? Elektrikleri yok, suları yok, yakıtları yok. Gıda stokları tehlikeli derecede azalıyor ve kış şu an şartlarla daha da ağırlaşıyor. Hastanelerin tamamı hastalarla ve yaralılarla dolup taşıyor ve ilaçları tükeniyor. Morglar cesetlerle dolup taşıyor. Cesetler toplu mezarlara gömülüyor. İsrail, Dünya Sağlık Örgütü'nün hasta ve yaralılara idam cezası olarak değerlendirdiği talimatın daha çok hastanenin boşaltılmasını emrini verirken buradaki binlerce küvezdeki yeni doğan bebeklerimiz şu an ölüyorlar. Sivillerin kitlesel soykırımı ve yıkımına baktığınızda sözde collateral damage denen ikinci bir zararın önlenmesi değil, ne yazık ki ayrımsız bir etnik temizliğin, yani tamamen bir genocide dediğimiz uluslararası hukuka ve insan haklarına açık bir ihlali hep beraber yaşıyoruz. Ve bu tarihe hepimiz tanıklık yapıyoruz. Ey Netanyahu ve destekçileri, sizler savaş suçlusunuz ve sizleri mutlaka bu millet çok yakından takip edecek ve sizin yargıda sonuna kadar cezanızı almak için takip edeceğiz. Biz Dünya İslam Sağlık Birliği olarak bunun sözünü veriyoruz ve bunun takipçisinin şu ana kadar 25 binden fazla kişinin ve 10 bin çocuğun ve binlerce bebeğin soykırım nedeniyle sizleri hem bu dünyada hem ahirette iki yakanızda olacağız. Tüm uluslararası kuruluşlara sesleniyoruz. Ey yetkililer, Gazze'deki sivillerin yaşam hakkını sağlayın. Gerekli yaptırımları uygulayarak bu katliamı durdurun. Bu soykırımı durdurun. Savaş suçlarından sorumlu olanların uluslararası platformlarda adil koşullar altında hesap vermesini gelin beraber sağlayalım. Sınır kapılarını açarak derhal yardıma girişe izin verin. Ve bölgedeki çok sayıdaki yaralının tedavisi için tıbbi destek ve ekipman sağlanması yönünde acil önlemler noktasında şu an Kızılay'ımıza, AFAD'ımıza destek olarak biz de Dünya Sağlık İslam Birliği olarak sonuna kadar devletimizin emrindeyiz ve gelin hep beraber özgür bir Filistin için mücadeleye devam ediyoruz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.